Efendim merhabalar, mutlu akşamlar diliyoruz. İki haftalık bir aranın ardından Murat İde ile birlikte Burası Çok Önemli demek üzere sizlerle birlikteyiz. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl bir haftaydı? Zor, kötü bir haftaydı. Evet, kötü bir Her haftaydı. Her anlamda öyleydi galiba. Kötü Özellikle bir haftaydı. De geçen hafta cumartesi akşam gelen kötü o haberle başladı. Birlikte. Kötü başladı, kötü gitti, sonra çirkinleşti. Çok. Çok şey bir yani sevimsiz bir haftaydı ya. Kötü başladı kısmından belki biz de o zaman başlayalım. Gara'daki yapılan operasyon, oradaki evet. terörle mücadele operasyonu ama bir de bir rehine kurtarma operasyonu ve sonucunun da başarısız olduğuna dair zaten bu emri veren kişinin başkomutan olarak kişinin ifadesiyle de dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle gel gör ki başaramadık dedi zaten. Şimdi işte buradan koptu galiba ama. Sonrasında meclisteki bilgilendirme, belki öncesindeki liderlerin bilgilendirilmesi vesaire böyle açık olan, cevaplanmamış olan bir şey var mı? Önce orası oradan başlamak isterim. Yani siz böyle bir baktığınızda bunca senelik gazeteci öngörünüzde ya da işte okumanızda diyeyim. Nasıl? Yorum yapması zor mu? Zor tabii yani, Gara'yla ilgili yorum yapmak zor. Gara'yla ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Hani itiraf ederek başlayayım. Söyleyebileceğim çok şey var. Ciddi bir bilgi sahibiyim. Öyle mi? Oldukça bilgi sahibiyim. Yani tevatür ya da dedikodu değil, bilgi sahibiyim. Ancak böyle durumlarda, böyle hadiselerde gazeteciliğinizle ülkenizin milli menfaatleri arasında sıkışırsınız kimi zaman. Kimi zaman insan yanınızla gazeteci yanınız, gazeteciler insan değildir anlamına gelmez bu. İnsan yanınızla gazeteci yanınız birbiriyle kavga eder. Gara meselesinde konuşurken ya da Gara ile ilgili söylenecek şeylerde öncelikle büyük bir acı Gara. Hakikaten büyük bir acı. Çok. Keşke böyle sonuçlanmasaydı, keşke başarılı bir operasyon olsaydı. Ama Gara bir rehin kurtarma operasyonu mudur? Yoksa daha önce yapılan operasyonlar gibi terörle mücadelenin bir parçası, bir operasyon mudur? İşte orası muallakta. Ve orası hala net değil. Bununla ilgili net bir şey sanki söylenmiyor. Şundan Sayın dolayı yani. Sayın açıklamalarından da bu anlaşılmıyor. Olmuyor çünkü 13 tane sivil vatandaşımız ya da 13 vatandaşımız şeklinde bir ifadeden sonra bunun işte alıkonan, rehin alınan asker ve polislerimiz olduğu işte ortaya çıktı. Orada tekrar bir düzeltme. Ardından teknik olarak açıklamalarda bir takım tutarsızlıklar demeyelim de yani eksiklikler mi? Bazı eksikler, gedikler, bazı boşluklar. Ama işte bütün bunları, bunlar sorgulanmalı mı? Teknik açıdan söylüyorum. Bunlar sorgulanmaz. Benim inancım ya da benim bakışım mı? Gereği. Şundan dolayı sorgulanabilecek bir yeri var. Bunlar teknik yanıyla falan sorgulanmaz. Sonuçta bir operasyonun kendine özgü şartları vardır. Operasyon bölgesinde yaşananlar, olan bitenler, onlar bu işin profesyonelleriyle ilgili bir mevzu. Bu yanıyla çok sorgulanmaz. Ha işte sorgulanabilecek nokta şu. Bu işin içerisinde Gara operasyonunda bir siyasi müdahale, bir siyasi etki var mı? Gara operasyonunun şartları belki de oluşmadan bir siyasi ısrarla vaktinden önce mi başladı? Yani, ya da istihbarat noktasında bir terslik mi var? Şimdi Ankara birçok örtülü işin kulislerde, kıyılarda, köşelerde konuşulduğu yerdir. Ankara'da birçok şey gizli kalmaz aslında. Türkiye duymayabilir ama Ankara'da birçok şey gizli kalmaz. Konuşulur, duyulur. Duyulur bazen yutkunulur. Dolayısıyla böyle bir şehir Ankara. Yani orada bir siyasi etki var mı? Bu etkinin maliyeti nedir? Ya da işte karşılaştığımız tablonun sebebi bu siyasi etki mi ya da bu siyasi dahil oluş mu, zorlama mı, adı neyse ne koyarsan ya da bu koy. Siyasi dahil oluşa ya da siyasi bir amaç söz konusuysa bu amaç içinde doğru zaman değil diye ya da bu operasyonu şu anda yapmak doğru bir fikir, iyi bir fikir değil diye
operasyonu teknik anlamda yapacak olan tarafta bir bilgilendirme yaptı mı? Buna rağmen mi belki? Şimdi zaten asıl problemimiz nerede biliyor musun Çiğdem? Türkiye'de Türk ordusu kurumsal kimliği itibariyle, yani bütün kurumlarımız içerisinde elbette çok derli toplu kurumsal kimliğe sahip ve işleyişe sahip kurumlarımız var. Ama ordu bunlar içerisinde en kurumsal olanı. Bu anlamda çarkın en düzenli ve ne diyelim döndüğü her şeye rağmen çarkın dönebildiği bir şey, müessese, kurum, ordu. Biz ordumuzu bir süredir siyasilerin yönettiğine şahit oluyoruz. Şimdi ordu siyasetten, ülkeyi yöneten hükümetten, siyasetten demeyelim de ülkeyi yöneten hükümetten, siyasi kimliği olan hükümetten direktif alır ve o direktifleri uygular. Ancak uygulama boyutunda ordunun, her şey ordunun kendisine bırakılır. Onun profesyoneli odur. Ha, yani doğru değil bu zaman. Bunu yapmamalıyız şu anda. Zaman zemin uygun değil derse aslında normal şartlarda yapılmamalı. Tamam. Yani siz ne derseniz yapılmaz. Odur denilir değil mi? Evet, yapılmaz. Yani tamam. Onlar uygun görmezse, bunu Gara özelinde konuşmuyoruz. Tabii, gördüler görmediler. Bu noktada bir soru işareti varsa kafamızda, yani işin profesyonelleri bu konuyu, zamanını, zeminini, operasyonun şartlarını uygun görmedilerse eğer, burada farazi konuşuyorum, bu mutlaka kayıtlara bir şekilde not edilmiştir. Bunu bir yere yazalım. Yani kayıtlarda bu konuda eğer böyle bir süreç yaşandıysa bunun notu vardır. Bunun yazışması, uygun, çizişmesi vardır. Görülmüştür ya da görülmemiştir şeklinde bilgi olmamıştır. Yani bir şey yapılmıştır. Kayda bir şey girmiştir. Devlet bu. Mutlaka bunu kayda alır. Kayıtsız olmaz herhalde ancak, devlet işleri değil mi? Ancak dediğim gibi bir operasyon talimatı orduya, aynı şey polis için de geçerli. Yani güvenlik gücüne bir operasyon talimatını siyasi irade verir, sonrasında oturur sonucunu bekler. Şimdi biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her yaptığı operasyonda Genelkurmay Başkanı'nı, kuvvet komutanlarını, efendim oradaki işte Tugay'ın komutanını atarak söylüyorum. Evet. Bir takım görüntüler servis ediliyor ya Milli Savunma Bakanlığı'ndan ya da Genelkurmay'dan. Hepsinde Genelkurmay Milli Savunma Bakanı'nı görüyoruz. Genelkurmay yani Başkanı zannediliyor. Şu hareketi falan Genelkurmay Başkanı değil, Milli Savunma Bakanı yapıyor. Hı. Bütün operasyonu yanında bir Genelkurmay Başkanı oturuyor, Milli Savunma Bakanı yapıyor. Milli Savunma Bakanı'nın eski bir Genelkurmay Başkanı olması bu meseleyi çözmez. Ama artık o artık çünkü bir siyasi. Artık değil tabii. Siyasi. Gerçi yani Mustafa Kemal'in zamanında söylediği gibi eğer siyasete gireceksen üniformanı çıkar demiş üniformayı ya. Üniformayı çıkarmıştı. Paşa'ya. Hatta üniformayı çıkar ama şöyle bir durum var. O üniformanın ilk çıktığı gün hem Savunma Bakanı hem de Genelkurmay Başkanı kimliğini aynı gün aynı anda taşımışlığı da var gerçi. Bilmiyorum buna getirdiği yani, bir şey midir işte, ama. Dolayısıyla yani işte Hulusi Akar özelinde konuşuyoruz mecburen. Bugünün Milli Savunma Bakanı olduğu için. Hulusi Akar bu işten anlar anlamazı tartışmıyorum. Yani Genelkurmay Başkanı ama olmuş. Sizden... Elbette anlar. Evet. Elbette anlar. Yani orada oturan Genelkurmay Başkanı da onun daha önce emrinde çalışmış bir asker ve diğer komutanlar. Yaşar Güler. Ama siyasi kimliği kazandığı andan itibaren şurada oturacak. Ya da hiç girmeyecek siyasete. Orada oturacak ya da hiç siyasete girmeyecek. Dolayısıyla bir tuhaf bir şey var orada. Yani silahlı kuvvetlerin bir silahlı operasyonunu da biz sürekli bir siyasinin yönettiğini görüyoruz. Bu doğru bir iş değil ki. Hakikaten değil. Yani Cumhuriyet'in Genelkurmay Başkanı adı sorulsa tarihinde... bile belki Hulusi Akar diyecek kişi çok fazladır. Yani muhtemelen. Hani insanlar bilmek zorunda mıdır? O ayrı bir tartışma konusu ama böyle sorduğunuzda yok da... Yok ya bilmek zorunda. O da bir şey oldu. Bu FETÖ ağzı oldu. Efendim Türkiye'de herkes Genelkurmay Başkanı'nın ismini biliyormuşmuş. Kuvvet komutanlarının ismini Amerika'da biliyormuş. Amerika'da biliyorlar mı canım diye. Bilsin. Amerika'dakileri biz biliyoruz ya. Ne Amerikalıları? Biz bile biliyoruz Amerika'nın Genelkurmay Başkanı'nı bilmem neyi. Yani bilsin ne olur ki insanlar ya. Bir de böyle bir ayak çıktı bu FETÖ işleri zamanında. Bu FETÖ'nün her şeye hakim olduğu, işte algı operasyonlarını rahatlıkla yürüttüğü, tezgahları, kumpasları şıkır şıkır yürüttüğü dönemde böyle bir dil çıktı. Efendim Türkiye'de herkes kuvvet komutanlarının adını bilirmiş, Genelkurmay Başkanı'nın adını bilirmiş. Ne var bilsin, Merkez Bankası Başkanı'nın adını da bilsin, artık bakanı da bilsin, zaten pek çok müsteşarı şey da bilinir. Bilinir yani ne var ki ama burada? Ama işte Genelkurmay Başkanı kimdir diye sorulsa belki büyük ihtimalle ilk başta Hulusi Akar sayılacak. Yani. Şey öyle bir noktaya geldi ki rutin işleyişler dünyanın her ülkesinde kimi zaman askerler bazı konularda brief toplumu bilgilendirirler. Evet. Türkiye'de böyle bir şey de kalmadı artık. Yani bir asker çıkıp da bir basın toplantısı veya bir bilgilendirme vesayet bir şey yapsa vesayette girer işin içine darbe de girer. Ya bunun kötü tarafı şu. Siyasete istikamet mi çiziyorsunuz falan dedi. İşte kötü tarafı şu.
Bu terörle mücadele dediğimiz mevzunun topyekün bir mücadele olduğu gerçeğinden hareket edersek eğer, bunun içerisinde kimi zaman askeri bir görüntü, bu mücadele içerisinde askeri bir görüntü de önemlidir. Bir güç gösterisidir, caydırıcıdır vesairedir. Yani işin o tarafına, iletişim boyutuna, algı boyutuna, terörle mücadelenin topyekün verilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle baktığın zaman kimi zaman bu da gerekir. Ama biz dediğim gibi yani orada işte siyaset, ya söylenecek çok şey var da gidiyor geliyor, gidiyor geliyor iş devletime dokunuyor. Söylenecek çok şey var. Yani devletim bugün doğru ellerde değil ama doğru ellerde tarafından yönetilmiyor oluşu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin benim kıymetim olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Böyle de bir sıkıntı var. İşte ama şöyle bir şey. Kabız olduğumuz yer burası. Bir gazeteci olarak siz bir noktaya kadar gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ama başka bir gazeteci de der ki ben bu soruları soracağım. Mesele de şu, bu soruların sorulması mesleki açıdan yanlış değilse, siyasi açıdan da belli ki yanlış değil. Sorulduğunda neden birdenbire herkes bir çullanıyor bu soruları soranların üzerine? Mesela Tolga Şardan da şunu yazmış. Bir iddia var. Bu kadar yakın çalışılmasına rağmen MIT'in de son dakikada haberi olduğuna dair, son anda haberi olduğuna, bilgisi olduğuna dair bu operasyondan. Bunun gibi pek çok da soru işareti var. Siyasiler soruyor. Yani tamam hepimiz birlikte olalım, bir acıyı paylaşıyoruz. Şu da bir gerçek. Bugün de onu ana haberde de ilettik mesela izleyicilerimize. Şehitlerimizden birinin babası, Semih Özbey'in babası diyor ki ya burada bir şey var, bir terslik var, nedir bilmiyorum ama bir şeyler normal gitmedi. Ben daha önce 96, 2000, 2013'teki rehinelere bakıyorsunuz. Kurtarılmış. Her zaman kaçırdıklarını sonradan bir şekilde geri veriyorlardı. Yani öldürülecekleri aklımıza bile gelmiyordu diyor baba. Şöyle bir şey. Toz duman dağılacak, insanlar bunları sormaya başlayacak. Bak ben soru sorulmamalı anlamında söylemiyorum. Anladım. Sadece sorular elbette sorulmalı ama ben o soruların cevabını ağırlıklı olarak bildiğim için ve devletimi de kıymetli gördüğüm için o soruların cevabını veremeyeceğim ya da vermemek durumunda hissettiğim kendimi soruları sormamayı tercih ediyorum. Benim tercihim bundan. Ben o soruların cevabını da biliyorum. Yani bu defa niye böyle oldu? Ben bunun cevabını biliyorum. Bunu Türkiye'de birçok insan biliyor. Bunu Milli Savunma Bakanı da biliyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. Bunu İçişleri Bakanı da biliyor. Bunu komutanlar da biliyor. Bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'ndakiler de biliyor. Biliyor. Yani birçok insanın bildiği bir sır üzerinden konuşuyoruz ve onun o soruların cevapları nihayetinde kötü adamların da ekmeğine yağ sürecek cevaplar. Çok sıkışık kaldığın bir nokta burası. Ha sorular elbette sorulacak. Peki bu soruya kimin cevap vermesi lazım? Bu soruya tamam. Murat İler'in cevap vermemesi gerekiyor belki ama birilerinin... Bu ülkeyi yönetenlerin cevap vermesi gerekiyor. Muhatap aslında sorunun bu soruya kim? Siyasi olarak bu işin bir sorumluluğu var. Ama bu işin sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve işte onun iş bilmez iletişim başkanı Fahrettin Altun'un söylediği gibi devlet değildir. Bu sorunun muhatabı ya da bu sorunun sorumlusu. Bu meselenin sorumlusu ya da burada bir hata varsa bunun sorumlusu o devleti idare eden siyasi irade yani hükümettir. Öyle mi? Mesela diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'ndan Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir diyor. Değildir. Değildir. Da tabii hani asker, Türkiye Cumhuriyeti polis, Devleti istihbaratçı... değildir. Araya da kurumları işinize geldiği zaman kurumları yanı başınıza hemen alıyorsunuz. Genelkurmay, İçişleri, işte istihbarat, ordu, asker, oradaki timler işinize geldiği zaman onları yanınıza alıyorsunuz. Onlarla denk oluyorsunuz. Hı hı. Ama işinize gelmediği zaman ben patronum. Bir de o başkomutanlık muhabbeti. Öyle başkomutanlık falan da zırt pırt böyle söylenebilecek bir laf değil. Başkomutan o operasyonun ertesi günü gidip de böyle kongrelerde kalabalığa falan sevinecek insandan da başkomutan olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani Meral Hanım'ın grup konuşmasında bir cümle vardı. Evet. O lanet olası mağara lebalep şehit doluyken kongre salonu lebalep dolu diye sevinemez bir ülkenin cumhurbaşkanı. Evet. Eğer seviniyorsa da başkomutan falan olmaz. Çünkü o gün bu ülkede üniforma taşıyan herkesin boynu büküktü. Herkesin yüreğinde acı vardı. Öyle kalabalıklara, kongrelere bilmem nelere falan sevinecek kadar da diyelim burada durayım.
Yani buradan sonrası tehlikeli çünkü. Uzmanlarla tabii biz bu operasyonun ardından konuşuyoruz değil mi Murat Bey? Şöyle bir şey diyorlar. Yani rehine kurtarma operasyonları kolay değildir. Hatta çok zordur. Elbette. Hatta elbette. Başarısız olma ihtimali %80 olabilen operasyonlar vardır diyorlar genel anlamda. Ve karşınızdaki bir terör örgütü. Yani şey değil, merhamet bekleyemezsiniz, etik duruş bekleyemezsiniz. Bir anda bir ufacık bir aksilik her şeyi değiştirebilir. Dolayısıyla anlıyorum ki evet, operasyonlar başarısız olabilir ama gel gör ki başarısız dedikten sonra bir şehit annesini telefona bağlayıp hiçbir duygu yokmuş gibi konuşabilmek başka bir şey. Ya da sonrasında işte giden gitti minvalinde konuşup biz kendimize bakalım kendimize gibi devam etmek o konuşmaya çok başka bir psikoloji olsa gerek, bilmiyorum. Psikolojik sorun. Orada başka bir psikoloji değil. Orada adını net koyalım. Orada bir psikolojik sorun görüyoruz biz o kürsüde. Ve o Türkiye'de hani, şeref dağıtmak herkesin olsa harcı değil. Türkiye'de şeref dağıtmak herkesin harcı değil. Ama bu öyle bir durum ki elbette bu operasyonlar başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bunun çok örneği ama var. Ama bunun da bir mateme olur, acısı olur. Çok örneği İşte var. Yüzünüze eğersiniz, konuşamazsınız. Bak yani, ben sana bir şey söyleyeyim. Burada sonradan bir yüzsüzlük ederek, iletişim çalışmasıyla bir yüzsüzlük ederek burada bir başarı varmışa döndürmeye kalktılar. Burada bir başarı olsa, bir büyüğüm çok güzel bir tespit yaptı. Burada bir başarı olsa, Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanlığı muhalefet partilerine göndermezdi Çiğdem. Tabii. Bir başarı olsa göndermezdi. Niye gönderdi? Bir başarı olsa valiye açıklama yaptırmazdı. Malatya valisi açıklamazdı. Bu işi bakanları kameraların önüne sürmezdi. Başarı olsaydı o ya, ve müjdenin verilemediği grup toplantısında olduğu gibi, hı hı, burada önemli bir şey söylüyorum. Müjde. 10 Şubat kabine günü, toplantısı sonrası açıklayacağım dediği bir müjde. Hayır. O, evet evet. Kabine toplantısı değil. Grup toplantısıydı o günkü. Tamam, 10 Şubat akşam kabine toplantısı, ya akşam milletime sesleneceğim dedi. Affedersiniz tabii. Milletime hayır, o grup toplantısında dedi, müjde verecekti. Bugün bir müjde vereceğim dedi. O gün salı günü değil mi? Şey, çarşamba değil mi? Bak tarihe. O gün grup toplantısı vardı. 10 Şubat günü. Biz de onun Şubat akşamında herhalde olacak. Hayır, 10 Şubat günü grup toplantısında müjde verecekti. 10 Şubat günü grup toplantısını açtık. Müjde bekledik, sadece anayasa çıktı içinden. O gün ne konuştuğumuzu biliyorum. Yok. Sonra da dolayısıyla, zaten sonrasında da çıkmadı. Dolayısıyla orada bir başarı olsa başarısızlıkla sonuçlandı. Olabilir. Yani bizim özel kuvvetlerimiz, işte o timlerimiz, bunlar hakikaten dünyanın birçok askerine, ordusuna, özel kuvvetine göre çok başarılılar. Evet. Çünkü yani bu böyle bahşedilmiş bir yetenek değil. Çünkü bu ülke 30 yıldır sıcak pratiğin içinde, bu ülkenin özel kuvvetleri, askeri, polisi, o terörle operasyonları yapan ediyor, güçleri. Evet. 30 yıldır yaşıyor bunu. Yani başka ülkelerin sadece tatbikatlarla edindikleri tecrübeyi kelle koltukta, ölümle burun buruna o arazide, sahada bizzat ediniyorlardı. Elbette başarılı olacaklar. Dünyanın en başarılı unsurlarından bir tanesi Türk Özel Kuvvetleri veya işte o operasyonu yapan komando timleri falan. Yani başarısızlıkla da sonuçlanabilir. Ama dediğim gibi, az önce de söyledim, bu başarısızlıkta ya da bu sonuçta, bu tabloda, ya işte insan konuşurken kendi ülkesinin bu kadar kıymetli unsurları, güçleri içinde başarısızlık kelimesini de kullanırken de kendini şey kötü hissediyor ama asker, ortada böyle bir şey var. Cumhuriyeti ortada bu tablo, bütün mensupları da derken askerde katılıyor bunun elbet içerisinde. Elbet o tablo mesela varken ortada bunda siyasetin ne kadar etkisi var, bu önemli. Zaten sorulan sorular da bunun üzerinden yürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun soruları da, Meral Akşener'in soruları da hep bu minvalde yürüdü. Ama bunu takla attırdılar, bunu evirdiler, çevirdiler. Şimdi isim vermeden yürüyeyim. Muhtemelen de kendi takip ediyordur bugün. Bir meslektaşım, bir arkadaşım. Onun programını izledim. Birkaç gün önceki programını. Yani o programı yapan arkadaşımı aynı şeyleri düşünmesek de ortak düşündüğümüz, ortak olduğumuz noktalar da var. Ama onun karşısında bir partneri var. Evlere şenlik bir abi. Şimdi diyor ki meslektaşımız, İşte diyor Kemal Kılıçdaroğlu diyor soru sordu diyor. Ne sordu? Dedi ki diyor PKK'dan niye yardım istemediniz? Abdullah Öcalan'dan niye yardım istemediniz? Evet. Diyor. Tamam. Başka? Trump'tan niye yardım istemediniz? Karşısındaki partneri dedi ki yazık. Çok yazık. Yazık. Şimdi cümle böyle kurulursa, yani soru böyle sorulursa ben de yazık derim. PKK'dan niye yardım istemediniz diye bir şey sorulur mu?
Ya da Trump'tan, böyle bir hadisede Trump'tan niye yardım? İyi ama de diyor bunu ki, niye sordu? Ama diyor ki cümle o değil. Evet. Siz yerel seçimlerden önce 3-5 oy uğruna Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp bunu da devletin ajansı üzerinden yayınlatıp bu ilişkiyi bu gerekçeyle kurdunuz 3-5 oy için de oradaki 13-15 tane evladımız için niye kurmadınız o zaman? Tam, soru bu. Tam okuyayım mı sorunun ne olduğunu? Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi? Soru tam bu cümleyi, bu soruyu işte APO'dan, PKK'dan niye yardım istemediniz dedi diye şey yaparsan, kullanırsan bir, ayıp edersin. İki, bu ahlaki bir sorundur. Üç, elbette bu soruyu duyan herkesin vereceği yanıtta olur mu öyle şey ya? Yani devlet PKK'dan yardım mı ister şeklinde olacak. İşte bu bir algı faaliyeti. Öbür tarafta diyor ki ya papaz için diyor, Trump sizden papazı istedi, hemen verdiniz diyor. E peki bir şey verirken de bir şey isteyin. Diyorsunuz ki Amerika bunlara destek veriyor. Amerika bunlarla kanka. E madem kankalarsa sen papazı verirken orada 13 tane 15 tane de evladım var. Onları da iste. E bu da gayet makul bir cümle. Ama diyor ki Trump'tan niye yardım istemediniz? Şimdi dinleyen de diyor ki ya koca Türk devleti niye orada operasyon istesin? Yapacak. Evlatları rehin alınmış. Trump'la ne alakası ama var? Ama mesele o değil aslında. Zaten. Mesele o değil. Soru da o değil. Tabii. Dolayısıyla eğer bütün bu manevralarda bir yandan yürüyorsa ortada çok ciddi bir başarısızlık ve kötü bir durum var demektir. Zaten ilk günden troll saldırısıyla kendini belli eden bir linç kültürü oluşmadı mı? Linç girişimi oluşmadı mı? Yani insanlar bir anda vay terör örgütünün adını söyledin söylemedin, bir de böyle bir şey var. Belki aynı programda bilmiyorum ama birisi bağırarak söylüyor bir akademisyen, ya bu olur mu, nasıl söylenmez ya, falan. Orada bir ahlaki bir şey sorun söylüyor. Hakikaten ahlaksızlık var. Nasıl PKK denmez? Bak ona o değil sadece. Bütün muhalefet liderleri için PKK'ya terör örgütü demediler diye yalan adını söylüyorlar. Adını niye söylemediler insanların, diyorlar. Bak dedi. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu o konuda dediği bir şey var. Dün cevabını verdi. BBP lideriyle işte lideri onu ziyaret ettikten sonra kameraların karşısındayken dedi ki devletin diliyle konuşuyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamalarında gördüğünüz neyse onu şey. Kullanıyorum. Ha, oraya girmiyorum. Savunma Bakanlığı'nda ne gördüyseniz aynı dili kullanıyorum ben dedim. O konuya girmiyorum bile. Bu devletin terör örgütlerinin adını kullanmamak gibi de bir geleneği ve bu doğrusu budur diye de bütün sivil toplum kuruluşlarından, medyadan bekledikleri şeydir bu. Bunu beklerler. Onun karşılığında güvenlik analisti olan demişti ki IŞİD'e niye o zaman söylüyoruz? O kısmını da geçiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ya kaç defa terör örgütü dedi ya, ayıp ya. Bir de hedefi de olmuş. Ayıp yani ya, onu da hiç konuşmuyorum yani. Zamanlı bir tane çakıl taşı de atmış değiller size. Bir tane çakıl taşı siyasi yapı olarak söylüyorum. Evet, evet. Atmadılar çünkü yan yana oturuyordunuz, kankaydınız, niye atsınlar ki? Yani haburlar, lahmacunlar, bilmem dolmabahçeler sizin işinizdi. Evet. Ama Kemal Bey hedef bile oldu. Dolayısıyla ben hep söylüyorum, yine iş oraya geliyor. Siyasette ar damarı çok önemliymiş. Bir kere çatlamaya görsün. Çok önemliymiş. Yani çok kıymetli bir şeymiş o. Utanma duygusu çok önemli bir şeymiş. Yalan, bu kadar kolay yalan söyleyebilmek, bu kadar kolay çamur atabilmek siyasette hakikaten çok başarının çok önemli bir şeymiş ya. Ne diyelim? Başarı için çok önemli bir etkenmiş. Kriter mi? Çok evet. Ciddi bir kriter. Kimileri için öyle. Şimdi tabii. Öyle yaşadığınız nasıl şeylerden. Nasıl bir siyaset yapmak istediğinize bağlı. Öyle ama bu işin sorumlusu öyle ya da böyle. O kampta o polislerimizin, askerlerimizin olduğunu biliyor muyduk, bilmiyor muyduk? Veya o kampta değil de başka bir yerdeler diye mi biliyorduk? Daha sonra oraya mı getirildiler? Ondan mı haber yoktu? Şimdi bütün bunları devletin bölgedeki faaliyetlerini faş etmeden mi denir? Evet. Açık etmeden. Evet. Bütün bunların cevabını bu millet öğrenmek ister. Ve hakkıdır da. Siyaset, muhalefet bunları sormak durumunda, bunun cevabını kovalamak durumunda. Yani bana soru soramazsın. Beni sorumlu ilan edemezsin. Kimi ilan edeceğiz biz? Ama başarısız olduğunu ifade eden aynı kişi. Kimi ilan edeceğiz yani?
Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkenin cumhurbaşkanıdır bu işin. Bu memleket başsız mıdır ki biz kime sorumlu diye soracağız, edeceğiz ya da soramayacağız? Ha, bu işin sorumlusu işte başkomutan olarak ben. Bırakın o başkomutanlık işini. O şey, kağıt üzeri. Yaşananlardan hareketle söylüyorum. Efendim başkomutan olarak ben, yanına hemen bir bakan, iki tane bakan, onun ardından genelkurmay, istihbarat falan. Ya devlet değil bu işin sorumlusu. Bu işin sorumlusu devleti idare eden siyasi irade, yani hükümet. Bu kadar basit. Koltuğa biraz mal olacak bir şey midir bu? Yani normal şartlarda anlayabilirim nedir ama biz normal şartlar altında normal değiliz, insanların ülkesinde. Bak insanları da katarak söylüyorum. Milletimizi de katarak söylüyorum. Yani alınan alınsın, gücenen gücensin. Normal insanların ülkesinde. Normal idarecilerin ülkesinde. Herkesin aklının başında olduğu. Tabii. Herkesin demokrasinin, işte efendim hukukun, evrensel bir takım kuralların, değerlerin bilincinde olduğu bir ülkede. Yani aklı başında bir ülkede. Siyasetçisiyle, milletiyle, bürokrasisiyle, işte askeriyle, bütün kurumlarıyla, bütün unsurlarıyla aklı başında bir ülkede. Böyle bir olaydan sonra kimse yerinde oturamaz. Oturamaz. Ama böyle bir ülkede. Ama şöyle bir durum var. Burada bu ciddi sorumluluğu hiçbir şey olmamış gibi yerinde oturtan şey güçleri değil. Yüzsüzlükleri. Bu kadar basit. Belki bir de endişeleri. Bak, endişelerini bilmem ama güçleri değil. Yüzsüz oluşları. Ya daha önceki hükümetler döneminde bu ya da buna benzer. Allah yaşatmadı geçmişte bu tür bir şeyi. Bundan sonra da yaşatmasın. Ama herhangi bir noktada sorumlu olduğunda boynunu aşağı doğru eğebilen insanlar yönetiyordu Türkiye'yi. Bak bütün fikri haklarım saklı kalmak kaydı. Yani o yüzük mahcup olabilen insanlar anladım, yönetiyordu. Anladım. Yüzsüzlüktür bu. Başka hiçbir tarifi yok bunun. İki bakanın İki lideri ziyaret etmesi. Şu açıdan da dikkat çekici. HDP'yi niye ziyaret etmediklerine ilişkin hükümetin bir elinde bir şeyi var, bir söylemi var. Diyor ki yani zaten PKK'nın buradaki sözcüsüsünüz ya da kolusunuz. Ben size devletimin gizli bilgilerini niye olmaz. Bu. İtirazım var. Birazdan anlatayım. Tamam. Çok da şaşırtıcı bir itiraz. Evet, ona şu an zaten şaşırdım. O ayrı. Evet. Ama bir yandan da sürekli neredeyse işte terör örgütüyle irtibatı var. Yok anlaşması var. Şusu var, busu var. Terör örgütü diyemiyor, adını söyleyemiyor. Dedikleri iki partinin liderine de gidip bu gizli, önemli operasyona dair bilgiler paylaşıyorlar. Şimdi o halde yani hangisi doğru? Nedir doğru olan? Birincisi. Ve, evet, HDP'yi. Birincisi HDP konusundaki itirazım şu. HDP'ye gitmiyoruz. Niye? Terör örgütüyle birlikte çalışıyor. Söylen bu. Terör örgütüyle yan yana. Ne fark eder? Güzel. Halk Arayılan'da konuşmuşuz. Güzel. Ha, onlarla konuşmuşuz. Ülkeyi gibi yönetirken bu kısmında siz varsınız da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde KİT komisyonu var, Milli Savunma komisyonu var, istihbaratla ilgili komisyon var, o komisyon var, bu komisyon var, A var, B var, C var, devletin birçok mahrem bilgisinin dolaştığı komisyonlar var. HDP orada var mı? Var. Peki kapalı oturumlar düzenleniyor bazen. Milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren ve 10 yıl açıklanamayacak bir takım bilgiler paylaşılıyor. Salonda HDP'liler var mı? Tabii siz ki var. Oyun mu oynuyoruz? Kim kimi kandırıyor? Kim buradan kimi kandırıyor? Da siyasi bir medya karşısında şov yapıp ben HDP'ye gitmiyorum. Ama zaten her şeyi biliyorlar. Her şeyin içindeler. Ha bunun böyle bir tespitte bulunuyorsan o zaman niye bunun? Yani PKK ile HDP'yi bana göre HDP, bu benim fikrim, HDP PKK ile kol kola onun siyasi uzantısı bir yapıdır. HDP'lilere siz PKK'nın uzantısı ya da PKK ile kol kola bir siyasi hareketsiniz demek HDP'lilere hakaret değil. Onlar da bunu böyle algılamazlar. Çünkü toplantılarında, gösterilerinde Bici Serok Apo diye bağıran insanlar. Sayın Öcalan diye konuşan insanlar. PKK ile bir irtibatınız var veya işte onunla siyaseten kol kolasınız vesaire demek HDP'liler için niye hakaret olsun ki? Bunda bir beis yani görmüyorum. Bazı HDP'liler böyle bir cümleye itiraz ediyor da kendi kendilerini inkar ediyorlar. Ya orada bir o da ayrı bir tutarsızlıklar onlar. Ama böyle bir tespiti varsa devleti yönetenlerin ellerinin altında bir tane kağıda bir imza atmaları yeter. Açtırsınlar davayı. Gitsinler Yargıtay'a. Bir tane imzayla başvurabilirler. Şimdi aynı şey Devlet Bahçeli için geçerli. Habire inceldiği yerden kopsun. HDP şöyle, HDP böyle. Yani daha bir tane kağıdı alıp da
HDP kapatılsın diye bir dilekçe yazıp da altına kimse imza atmadı. Herkes üstünde dans ediyor, herkes üstünde tepiniyor, herkes bu işin şovunda. E bu da bir şov. Yani HDP meclisteki her türlü mahrem, devlete dair mahrem bilgilere ulaşabilirken, yapılan kapalı oturumlarda bile devletin en mahrem bilgilerini orada dinleyebiliyor, not alabiliyor, duyabiliyorken, ben HDP'ye bilgi vermeye gitmiyorum bu konuda. Ya niye gitmiyorsun? Zaten HDP orada ne olduğunu emin ol, senden benden daha iyi biliyor. Hmm. E çünkü sen de söylüyorsun, HDP ile bir aradasın diyorsun. Hmm. Nitekim oraya bir HDP milletvekili o kampa yakın bir geçmişte gitmiş. Gittiğini söylüyorsun. Neyi kimden saklıyorsun? Yani böyle bir film olur mu? Bu da ayrı bir absürt bir durum. Neydi peki? Şimdi bütün bu söylediklerinden vay efendim HDP'ye niye gitmedi falan. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben başka diyorum şey, ki bu tiyatroya ne gerek var? Evet, burada da yine bir siyasi kazanım çabası söz konusu. Yani HDP'ye gitmeyerek kendine bonus. HDP'ye gitmeyerek bonus topluyorsun. Ama HDP PKK ile işbirliği yapıyor. Bir terör örgütünün uzantısıdır diyen sen, devleti idare eden o siyasi otorite. Ya bir tane kağıda imza atıp da madem öyle kapatma davasını Sayın açmıyorsun. Sayın Soylu, meclisteki grup, meclisteki bilgilendirmede bir acı da bir fotoğraf göstererek dedi ki 1984'ten bu yana 6021 insanımızı katletmiştir terör örgütü diye. İster istemez aklı şu geliyor. Yani bu örgüt de sonuçta masaya oturulduğu bir dönem oldu mu? Oldu. Bir çözüm süreci oldu mu? Oldu. Bu süreçte de 6021 insanımızın katledildiği gerçeği unutuldu mu? Biz o zamanlar ne diyorduk? O kanlı eli sıkıyorsunuz diye. Evet. Evet. İşte yüzsüzlük. Bunun başka bir tarifi yok. Bu cümleleri az önce sözünü ettiğim, siz terör örgütüyle oturuyorsunuz, pazarlık ediyorsunuz, ihanet ediyorsunuz, söz cümlelerini sadece biz kurmuyorduk. Süleyman Soylu da kuruyordu o zamanlar. Aynı Süleyman Soylu şimdi çıkmış bambaşka cümleler. Siyaset böyle bir şey işte. Yani siyaset böyle bir şeyden derken kastım şu. Siyaset böyle yapılır anlamında söylemiyorum. Evet. Şu anda Türkiye'de siyaset bu. Bu ne bu yazık kadar. Ki böyle bir durum. Bu kadar yani. Muhalefeti sorumluluğa ortak etme çabası mıydı bu bilgilendirme, ya da bu kadar önemli bir ve zorlu bir operasyon öncesinde muhalefet liderlerini de bilgilendirme ihtimali olmalı mıydı? Yani böyle bir şey olmalı mıydı, yoksa olmalı, zorunluluğu olmalıydı. Var mıdır aslında? Olmalıydı, doğru bir işti. Fakat orada bence... Öncesinde böyle bir operasyon. Olmaz. Yani buna gerek var mı? Hayır, mesela? Hayır olmaz. Ha şu olabilir... Sonucunun yani ne olabileceği belirsizse belki bu anlamda hani bizimle ya, olun, ortak o. Bir dilimiz olsun falan diye belki. O çok daha geniş kapsamlı, mesela sınır ötesi harekat zaten ha, o mecliste ha. Konuşuluyor vesaire falan, orada bir takım bilgiler böyle, ama böyle operasyonlarda o risktir. Yani şundan dolayı risktir. Hiçbir siyasi, yani muhalefet liderinin de bu riski alabileceğini sanmıyorum. Yani şimdi çok hayati bir operasyonla ilgili ben bir muhalefet lideri olsam, hadi beni bırakalım. Hı hı. Kemal Bey de, Meral Hanım da, Temel Bey de, işte Ahmet Bey de, Ali Babacan da, hı hı. Böyle bir iki kişinin bildiği sır değildir. Yani böyle bir sorumluluğu almak istemezler. Şey tabii doğru değil, bir de o olmaz. Öyle devlet peki, ama sonrasındaki hikaye, ortak etmek amaçlı. Orada öyle okuyanlar oldu. İşte sorumluluğa ortak etmek. Ne? Ben öyle okumuyorum. Nedir? Ben muhalefetin bu konuda başarısızlık var. Bu başarısızlıkta ciddi de katkıları, payları var. Ben muhalefetin bu konudaki çıkışlarına fren yaptırılmak üzere bir irtibat kurulduğu kanaatindeyim. Fren yaptırılmak üzere. Sorumluluğa ortak etmekten ziyade bakın bu siyaset üstüdür. Böyle bir şey yaşadık. Tabii. Ama aman hiçbir şey söylemeyelim. Salı Sormayalım. Günü yapıldı. Konuşmayalım. Ne zaman yapıldı salı günü? Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısından önce. Önce yapıldı. Ama ve normal şartlarda da grup toplantısının saatine falan denk geliyor değil mi o? Yok, saat 12'de yaptılar, 1.30'daydı grup daha toplantısı. Önce hep 1.30'da mı? Tabii hep 1.30'da yapıyor. O gün yapıldı. İyi Parti'nin grup toplantısı da çarşamba günü. Peki muhalefet partisi derken Temel Bey niye yok? Meclisteki muhalefet için gidiyor. Orada grupta konuşması yoktu ondan. Tabii, güzel. Grup konuşmalarında frene basmak için yaptı. Ve o yüzdendir ki Süleyman Soylu çok kızdı. Aynı gün mecliste bilgilendirme yapıldığı zaman en sonunda da sözü işte Trump'tan böyle bir şey istenmemesi gerekiyordu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sorularına getirdi. Ve yani niye neden Trump'tan istemediniz Trump falan diye. Trump bizden terörist dediği, yani Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti iktidarının terörist dediği, teröristlerle kol kola dediği rahibi, papazı isterken bir sorun yok da. Ülkeler böyle şeyler yaparlar. Örtülü bir takım çalışmalar yaparlar. Rahip Brunson'u verirken
arkadaş böyle böyle bir durum var. Sen de bunlarla böyle iletişimin var. Sen de şu bizim evlatlarımızı denebilirdi. Devletler kimse de bunda yapar. Bir şeyi herhalde söylemezdi. Devletler yapar. Burada olur. Hep şey akla getiriliyor özellikle en çok hatırlananlardan. Yani Gilad Shalit ismi. İsrail'in bir askeri için 1000 kadar Filistinliği nasıl serbest bıraktığına dair. İki tane şehidi, yani şehit değil o şeyle de. Yani iki askerinin cenazesi için. Cenazesi evet, için evet. Gök kubbeyi başına yıkan evet. İsrail'e de lafa geldi mi saydırır dururuz. Ben bir İsrail hayranı değilim ama devlet dediğin öyle olur işte. Devlet dediğin o opera, o hadise olduktan sonra ertesi günü kongre salonuna lay lay lom deyip şakalar yapıp gülmez. Devlet dediğin o gün kolları sıyırır Meral Hanım'ın dediği gibi harekat odasına girer. Gök kubbeyi başlarına yıkar. Yaşadığımız şey... Az buz bir şey değil Çiğdem. Çok ağır bir şey aslında. Az buz bir şey çok, değil. Öyle basit bir iş sonrasında yaşadıklarımız değil. Da çok ağır işte. Yani ne bileyim ailenin, annenin o kabri başında... Millet olarak hep söylüyorum biz şımarttık, Allah şaşırtıyor. Ama sonrasını da doğru. Gibi davranmıyorlar. Hayır, sonrasını doğru yönetmediler. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyada öyle bir çırpındılar ki... Çok. Bu işi i̇şte tersine çevirebilmek için. Döndürebildiler mi? Hayır. Hayır. Olmadı. Artık millet... Millet görüyor neyin ne olduğunu görüyor. Görür zaten. Görür. Ya bugüne kadar 300'ün üzerinde bu tür alıkoyma, rehin alma vesaire bu tür olaylar oluyor. Tabii orada HDP'liler ayrı bir kurnazlık yapıyor. Efendim işte 300 küsür, 350 civarında daha önce oldu. Onların hepsi geldi. Yani bunlar sevgi pıtırcığı çünkü örgüt. Hmm. Tamam mı bu? Alıyor sonra bırakıyor geri. Ölüm yok. Efendim işte kan kusma yok, vahşet yok, bırakıyor. Burada niye öyle olmadı? Bunu önce git de öbürüne evet. Sor. Yani niye öyle olmadı? O mantıkla söylemiyorum. Ama bugüne kadar bir şekilde, şu ya da bu şekilde alttan bir takım ilişkiler yürümüş. Devletler bunu yapar. Alttan bir takım ilişkiler yürümüş, görüşmeler olmuş. 1995-96 yanılmıyorsam evet. O yıllarda var. Milletvekilleri Sayın Erbaş o dönemi hatırlıyorum o gitmişti. Bu tür şeyler olur. Siyaset devreye girer. Evet siyasetle çözülür bu işler kimi zamanda. Ama burada başka bir tablo çıktı. Bu da bir tercih. Bir bu da bir mi yöntem. Yani aslında bir ya, müjde uğruna can acıtan şey gitti. Bu. Evet. Can acıtan şey bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hadi şu kadarını parantez açıp söyleyelim. Orada bu işi yürütecek olan askerin ya zaman zemin hava şartları ve istihbarat konusundaki zafiyete işaret edip duralım dediği bir işi kim hangi baskıyla hangi talimatla yaptırdı bu işin sorumlusu odur. Bu çok. Bu işin sorumlusu odur hiç eğmenin bükmenin şey işte indirmenin kaldırmanın anlamı yok bu işin sorumlusu odur. O kadar basit. Nitekim. Yani bu tür işlerde sorumlular daha sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi gökyüzüne bakıp ıslık çalarlar. Bakın o kongre salonunda aslında yapılan şey gökyüzüne bakıp ıslık çalmaktır. Ya da öfkeyle lebalep dolu deyip de gülmek. Evet. Gökyüzüne bakıp ıslık çalmaktır. Sorumlular da genelde bunu yaparlar. Ve bir kez daha orayı tekrar etmek isterim. O bir büyüğümün tespitidir. Ben de çok isabetli buluyorum. Başarılı olsa idi... Eğer bu iş sonradan başarılıya çevirmeye kalktılar, başarılı olsaydı muhalefet liderlerine o iki bakanı göndermezlerdi. O gün meclisteki bilgilendirmede hep grup toplantısı diyesim geliyor. Çok teknik açıklamayı Hulusi Akar yaptı tamam. Ama daha böyle duyguları ateş etmeye çalışan bir tavırla Süleyman Soylu'nun konuştuğunu gördük. Ama Süleyman Soylu dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada bu kez sanki daha sakin, yine sert ama tonu daha düşük bir açıklama yaptı. İşte yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam, tarif edemem gibi. İşte CHP liderine biz gittik her şeyi anlattık ama konuşmasının bir kelimesini bile değiştirmeye gerek görmedi falan. Sorular sordu vesaire gibi. Bu bile başlı başına aslında konuşmadaki ifadelerin... Dur. Biraz önce bir soru sordun. İşte ortak etmek için mi gitti evet. diye. Ben ne dedim? Aslında tepki gösterilmemesi için. Grup konuşmalarında tonu düşürmek evet, üzere. Tam oraya ne demiş? Işte. Yani metinde tek bir kelimeyi bile değiştirmedi dedi. İşte onun için geldiler. CHP lideri tek bir kelimesine bile dokunmadı. Bu da onun kanıtı. Onun için geldiler.
Değiştirmez. Değiştirmemeli. Ama sakin ve böyle üzgün ve gerçekten yani ben bir bakanın şu anda ne hissettiğinden çok, hayal kırıklığından çok o ailelerin ne hissettiğiyle ilgileniyorum. Orası ayrı bir mesele de buradaki söylediklerinin ne anlama geldiği açısından soruyorum bunu. Bak yani. Bakan orada teknik olarak de o koltuk kimin koltuğu gibi bir soru geliyor aklıma. Teknik olarak Hulusi Akar'ın elbette daha teknik bilgiler verdi. İçişleri Bakanı da bir anlamda insanların duygularına tercüman milli oldu. Milli hisleri, duyguları. Tercüman oldu. Bak bunu da böyle algılıyorum. Tercüman yani, oldu diye. Yani şimdi Süleyman Soylu da bu işe sevindi falan denemez. Böyle bir mantıksız cümle kurulur mu? Elbette o da bir hüzün yaşıyor. Duygusal bir konuşma yaptı. Onun tercihi de o oldu. Ve birçok insanın da duygularına da tercüman oldu. İşin siyasi şov kısmını geçerek söylüyorum. Siyaseten de orada aslında kürsüde bir şov yaptı. Ama o sözlerin içerisinde isabet vardı. Yani duygularımıza tercüman olma anlamında da isabet vardı. Fakat orada ben HDP grubunun daha kontrollü olduğunu gördüm. Evet. Yani o polemiğe girmek, bağırtı çağırtı vesaire falan biraz Süleyman Soylu onu yapmak istedi ama olmadı. Ama Süleyman Soylu'nun sözlerinin de bu ülkede milyonlarca insanın duygularına da tercüman, sözleriyle tercüman olduğu da bir gerçek. Onu da buraya koyalım. Yani öyle her şeyi de işte yok sayarak, her şeyi de reddederek, atılan her adımı da tukaka diye demenin falan anlamı yok. Ama bütün mesele şu. Şimdi orada sürekli efendim muhalefete girdi de her türlü şey anlatıldı. Bilmiyorum. Ne anlatılmış? Ne anlatılmış mesela? Bazı fotoğrafların gösterildiği. Amerikan Büyükelçiliğine de göstermişler. Amerikan Büyükelçisi'ne göstermek gerekiyor muydu? Ya onların açıklaması biraz absürt bir açıklamaydı. Eğer PKK yaptıysa sakın. Absürt bir açıklamaydı. PKK sorumluysa. Evet. Her şartta PKK sorumlu. Böyle bir laf edilir mi? Böyle dengesiz, böyle absürt, böyle ahmakça. Terörle mücadele. Bu kadar basit. Ettiğimiz. Yani kaçıran, o mağaralara evlatlarımızı götüren, alıkoyan, rehin alan bir terör örgütü. Ya onun sorumluluğu varsa diye bir cümle kurulur mu? Yani koskoca bir devlete bu yakışır mı? Oynar, hoplar, zıplarsın da ama bu kadar da açığa düşmedi ki bugüne kadar. Peki bu bir ispat çabası mıdır yoksa yani yüzüne vurmak gibi bir şey midir? Al işte olanlar ortada, daha siz ne diyorsunuz? Kime eğer diye kuruyorsunuz cümlenize gibi bir tavır mıdır yoksa tam ya tersi bir şey ispat etme çabası mıdır? Amerika açısından, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi açısından yakışmayan bir üslubun ve tarzın Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yüzlerine vurulmasıdır. Sonra Milli Savunma Bakanlığı'na gitti ama. Vurulmasıdır. Yani işte muhalefet liderlerine de mi göstermişler fotoğraf? Gösterildiği söyleniyor bazı yani fotoğraf. Yani onlara da fotoğraf ne yapacağım? Siz de bilirsiniz. Hayır, ne yapacağım? Gerçi ben bilmiyorum. İYİ Parti Genel Başkanı birebir görüştü anladığım kadarıyla. Evet, Meral Hanım. Orada enteresan bir şey de oldu. Yani benim hani İYİ Parti'de gözlemlediğim bir şey, kim ziyaret ederse konu ne olursa olsun böyle bir görüntü alınmasına izin veriliyor. Hı hı. Orada Sayın Soylu bir fotoğraf çekilmekten çekindi mi, ne oldu? Yani bir an bir tereddütte kaldı. O sonra sosyal medyada çok şey yapıldı, işlendi. Gazetecilerin bir talebiydi o. Girişte Genel Başkan karşıladığında konuklarını orada Atatürk portresinin ve bayrağın önünde bir fotoğraf klasik çekiliyor bir şey oldu. Diye biliyorum, daha önce Hulusi Bey geldiğinde aynı şey yine yapıldı. Öyle. İşte gelen bütün misafirlerde aynısı oluyor. Dışişleri Bakanı geldiğinde de aynısı yapılmıştı. Orada Süleyman Soylu tereddüt etmedi aslında. İstemedi. İstemedi. Yani benim gördüğümü anlatıyor. Ama yani istememekle birlikte, zaten. Yani istememekle birlikte kameralara hafif arkasını dönerek ve bir adımını da havada tutarak bekledi bir 3-5 saniye. Onu görünce Meral Hanım da tamam yani siz eğer misafir olarak onay verirseniz arkadaşlar istedi deyince iyi o zaman deyip öyle bir duruverdi. Yani ben bunun çok kişisel bir şey olduğu kanaatindeyim. Yani öyle yanındaki de bir eski İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı ile ilgili zaman zaman Sayın Soylu'nun da tabii söylemleri var. Bilmiyorum, belki o yüzden mi ya çok... Şimdi Meral Akşener'le ilgili mesnetsiz, asılsız, çoğu zaman saygı sınırlarını aşan ithamlarda bulunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Meral Akşener'e bilgi vermeye gitmek zorunda kalmanın dayanılmaz karmaşası diyelim. Budur belki. Güzel cümle oldu. Dur bir daha tekrar. Sağlam oldu, evet. Meral Akşener'le ilgili saygı sınırlarını,
bütün ölçüleri alt üst eden, kimi zaman adab sınırlarını da zorlayan bir takım yorumlar yapan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı tarafından Meral Akşener'e bilgi vermek üzere gönderilmenin dayanılmaz karmaşasını yaşamış. Bunun dışa vurumuydu galiba. Olabilir. Budur. Başka bir şey değil. Olabilir. Ha, içeriden de normalde görüntü verilirdi. Oturduktan sonra. Fakat orada Meral Hanım'ın bir şeyi oldu, talimatı. Yani bu konu özelinde içeriden ben sadece kendi arşivimizde kullanmak üzere ben cep telefonumla birkaç kare fotoğraf çektim. O arşivimizde duracak. Tek sadece tercih etti peki? İçeriden görüntü alınmasını da istemedi Meral Hanım. Neden tek olmayı tercih etti? Tek olmayı şundan tercih etti. Öncesinde de sohbette söylemişti zaten. Yani bu kadar hayati bir konuda çok teknik, belki çok 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 özel bazı bilgiler paylaşılabilir. Dolayısıyla bunu devletin iki bakanı sadece bana söylesinler. Ben uygun olan kısımları partililerimle paylaşırım diye düşündü. Orada yalnız olması gerektiğini düşündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı bir şey vardı. Yani. O bir tercih. Belki daha önce işte bakanlığı döneminde belki bu tür ilişkileri Meral Hanım da böyle yürüttü, bilmiyorum. Ama sonrasında başkanlık divanına belli ölçülerde görüşmeye dair notlar paylaştı. Ama orada yalnız olmayı tercih etti. Bu bir güven meselesi değil. Yani bu bir devlet teamülü ya da devlet bakışı açısından hassasiyet. Bir tercih. Yani o doğru ya da bu yanlış, bu yanlış ya da o doğru anlamında söylemiyorum ama bu bir tercih. Neticede sorulmuş olan 5 soru var. Bu sorulara bunu şöyle sorayım. Bu soruların cevabını öğrenmek Türk milletinin hakkıdır. Hakkıdır. Bu sorulara cevap vermek de aynı zamanda bir boyun borcudur. Boyun borcudur, sorumluluktur. Ama şunu şuraya kaydedelim. Bu soruların cevabını Türk milleti mutlaka öğrenecek. Mutlaka öğrenir mi? Mutlaka öğrenecek. Ama ne zaman öğrenir? Çok da beklemeyiz. Mutlaka öğrenecek. Adım gibi eminim bundan. Bu sorular sorulunca biraz pahalı sorular. Geçtiğimiz günlerde söz meclisinde konuşurken 5 soruya her birine 100'er bin lira değer biçilmiş anladığımız kadarıyla. Çünkü 500 bin liralık bir tazminat davası açtı Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na. 500 bin Kemal liralık Kemal Bey'in açtığı dava çok daha yüklü bir rakam o. 5 kuruş. İnsani pencereden baktığında 5 paralık. 5 paralık diyor. Hani beş yani 5 para, para olmadığı için 5 kuruş. 5 kuruş olacak mecburen. Ama 5 paralık bir tazminat davası bence 500 bin liralık tazminat davasından çok daha pahalı. Oradaki dilekçede de bütün her şey. Burada gerçi yani bu davayı açtıran şey Erdoğan'a sorumlusu sizsiniz demesi. Bitti. Ama ya bunu zaten kendisi de ifade etmedi. Bir Cumhurbaşkanı ülkedeki ülkenin ana muhalefet liderine o lafları ben burada tekrar da etmiyorum. Eder mi Çiğdem ya? Kongrede şöyle bu dedim hatta yazdım ben. Yani bu nasıl gündüz bir ruh hali? Bu nasıl bir ne diyelim etik? Bak ahlak evet, da demiyorum evet, etik. Bu nasıl bir ölçü? Yani gündüz AKP Genel Başkanı olarak akşam da kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı olarak karşılık verdi. Abi yani yok o zaman o zaman herkesin karşısına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı olarak çıkın. Herkes dengi bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı olarak ağzına geleni sayıyor. Karşıdan cevap geldiğinde Cumhurbaşkanı'na böyle denir mi? Ya kimse Cumhurbaşkanı'na demiyor onlara. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na söylüyor. Çünkü o kimlikle konuşuyorsun. Cumhurbaşkanı olarak mı konuşuyorsun kongrede? Müjde vesaire falan dedik ya. O müjde meselesinin işte belediyelerle ilgili bir şey olduğu başta söylenmişti. Sonra da o kabine toplantısı sonrasındaki konuşmasında şöyle bir şey söyledi. Ya bilmiyorum ben çok rahatsız oldum bundan. Bu vesileyle çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor acaba bu müjde neydi diye. Belli ki yani diğer müjde konusuna bir gönderme yapıyor çünkü tabii, burada. Tabii. Tekrar edeyim gübre destekleri falan diye devam ediyor. Çok kötü bir iletişim konu, kazası değil mi? Malzeme gübre olunca işin gübresi çıkmış anlamına geliyor bu. Yani, bak çok güzel bir şimdi hayır burada şey, o benim müjdeye için manevra alanı oldu. Evet. İşin gübresini çıkarmaktır bu da. Çünkü o müjdeye gönderme yapıyor. Yani Kemal Bey müjde neydi diye merak ediyordu falan dediğine. Yani dolayısıyla 13 şehidin sebebi midir bu aslında devletin, diye soruyor. Devletin hafızasında mutlaka yazılı bir şekilde
yer almıştır o süreç, orada yaşananlar. Hı hı. Bunu milletimiz yakın bir zamanda öğrenir. Bir şey öğrenmek de hakkıdır. Öğrenmelidir de. Öğrenmelidir, hakkıdır. Ya o şehitlerin aileleri de öğrenmelidir. Öğrenmelidir. Bir baba soruyorsa niye böyle oldu, burada bir gariplik var diyorsa şu anda bu acısıyla birlikte öğrenmek durumundadır. Bu iş bak, bu işte anlamadıkları şey şu. Terörle mücadele konusunda inanılmaz bir çaba sarf ediliyor. Tabii. Bir zaman, bir uzunca bir zamandır. Bu devletin zaten yapması gereken şey. Buradan böyle bunu her Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yaptı. Ama hiç kimse mücadele etmesi gereken yapıyla kol kola girip de iş tutmadı. Bu iktidar bunu da yaptı. Hadi sildik orayı. Bir süredir bir mücadele var. Eyvallah. İyi de bu devletin görevi. Yaparsınız. Başarılı işlere imza atarsınız. Başarılı operasyonlar yaparsınız. Ama bir yerde hata yaptığınızda o başarı bu sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz ki. Biz burada evet. Şey mi yapıyoruz? Ticaret mi yapıyoruz? Evet. Ya ben bak 100 lira kazandırmışım. Burada da giden 10 lira canım. 10 lira da harcayalım. Böyle değil bu iş. Burada can. Burada ülkenin onuru, milletin gururu. Bir sürü şey var. Bir de galiba içerisinde. Bu operasyonları artık siyaset için kullanmaya artık bir son vermek ayıp lazım. Ya. Yani bir gece ayıp ansızın ya. Gelebiliriz deyip de böyle çok yakın bir süreçte olabilecek şeyleri şimdi dair şimdi şeyi görüyorum. Bu gizliliğe halel getiren kara bir şey yılan, değil midir? Kara yılanı bin parçaya bölmek bilmem ne falan filan. Ya devlet böyle konuşmaz ya. Devlet türbine oynamaz yani. Gerekeni buna yapalım. Sadece şeyi koymuyorum. Devlet açısından söylemiyorum. Siyasette de bunu konuşanlar var. Ya kara yılanı bin parçaya bölmek. Böldün ne oldu? Sonuç ne olacak? Kara yılanı bin parçaya böldün. Yani böldüm. İşte bölerdin, bölmezdin. İşte 5 gündür, 10 gündür kara yılan hala yaşıyor. Yok kara yılan şöyle. Ya bununla mı uğraşacağız biz? Devletin terörle mücadelede, terör örgütünün terör faaliyetine nokta koymak gibi bir sorumluluğu var. Bu noktayı koyuncaya kadar da devam edecek. Yani yok kara yılanmış, yok yeni yeni yıldızlar mı yaratıyoruz? Yani İmralı'da diye Abdullah Öcalan kara yılan kara yılan kara yılan kara yılan diye diye PKK'ya yeni bir lider mi üreteceğiz yani devlet olarak? Bu işin iletişim ve algı boyutu da var. Buraya hizmet eder. Evet. Ben bunun için yapılıyor demiyorum. Buradan böyle ama bir sorun çıkmasın. Ama buna hizmet edebilir bu. Ama eder. Edebilir değil, eder. Eder yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak terörle mücadele edip terör örgütüyle mücadele ederken onu muhatap alması gereken bir yapıyken sen oradan bir ismi sürekli zikrettiğin zaman onu parlatırsın. Ya o camia içerisinde söylüyorum. Biz oraya yeni bir terör örgütüne yeni bir baş mı tayin etmeye çalışıyoruz? Ya devletin de ağzından ya da devleti yönetenlerin de ağzından çıkanı kulağa duymalı ya. Ben hiç devlet yönetmedim ama bunların nerelere gidebileceğini, bunların nasıl sonuçlar doğurabileceğini tahmin edebiliyorum. Örnekleri var geçmişte yani. Ama bunlar işte ifade edenler tahmin etmiyor mu? Devlet yönetmediler ki. Devleti bir dönem liberallerin akıllarıyla tekeri döndürdüler. Bir dönem götürdüler FETÖ'ye teslim ettiler. Bir dönem şimdi FETÖ gitti, METÖ geldi. Bilmem ne. Devleti ondan sonra tabii Cumhurbaşkanı çıkıp kültürel iktidarımızı, o kültürle ilgili bir mevzu değil. Yani saz, söz, tiyatro, opera, kitap yazma, şiir yazma falan değil o. O başka bir serzeniş. Yani biz devleti idare edecek o bürokratik kültürü, bürokrasimizi oluşturamadık. Oluşturamazsınız, her seferinde devleti birilerine taşer ettiniz çünkü. Şimdi de gelip şikayet ediyorlar. Devlet yönetmediler ki. CHP Genel Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı'nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, böyle bir ifadesi vardı ya, siyaset parmağı var mıdır yok mudur, bunu da sormamız gerekir diye. Üstelik can acıtan bir sorudur o. Tabii tabii. Evet, üstelik her iki partinin HDP'ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK'nın yedek kulübesi olduklarının delilidir diyor MHP liderinin sözleri Devlet Bey. Vallahi ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlememiş. Üstüne Meral Akşener'i dinlememiş. Terör örgütüyle ilgili sözler anlamında söylüyor. Musavat Dervişoğlu'nu dinlememiş. Lütfi Türkkan'ı dinlememiş. Oturmuş dinlemeyen bir arkadaş yazmış. Onlar da oraya copy paste yapılmış. Ya burada bu işin hesabını siyaseten taşıdığı iddiadan hareketle söylüyorum tırnak içinde. Hı hı. Siyaseten taşıdığı iddiadan ötürü. Bu işin en ciddi sorgulamasını yapması gereken isimlerden biri Devlet Bahçeli. Ama gerçek sorgulama. Ne ise onu sorgulamak.
Yani her seferinde onu söylüyorum. Evet, yani her seferinde iktidara kayıtsız şartsız, ya bu nasıl bir ilişkidir? Nasıl bir borçtur? Nasıl bir şeydir? Anlayamam ya. Anlamıyorum da. Peki. Bir anlamıyorum şimdi şey derler. Anlayamazsın tabii çünkü bambaşka oldum. Evet, 10 yıl önce bu konuda ne diyorsa aynı şeyi söylüyorum. Ağzı değişenler, yeri değişenler, bakışı değişenler ve ne diyelim, pusulası şaşanlar sorun. Ben değilim. Ya da biz değiliz. Hemen şunu okuyup şeye geçeyim. Çünkü 2015 yılında kaçırılmış isimlerden bahsediyoruz. 5-6 yıl. O dönem ne diyormuş Devlet Bahçeli diye Temmuz 2015'teki açıklamasına baktım. Şöyle diyor. Açıktır ki PKK çözülme süreciyle mevzi kazanmış. Kuvvet toplamış. Dur, tane tane gidelim. Neyle o zaman ara verip sonra devam. Yok yok, bunu hemen bitirelim ya. Açıktır ki PKK çözülme süreciyle tamam, mevzi kazanmış. Çözülme süreci dediği çözüm sürecini kim yaptı? AKP. Bugün kayıtsız şartsız alkışladı, bu iktidar yaptı. Sorumlu bir. Sonra, evet. Kuvvet toplamış, daha fazlasını alacağı ümidiyle devletin fiilen boşalttığı alanlarda hakimiyet kurmuş. Ha, o alanları boşaltan kim? Bugün alkışladığı iktidar. Sorumluluk 2. Acil gidiyorum. Ünal beni uyarıyor ama hemen şunu okuyup geçiyorum. Bölücü örgütün yol kesme, haraç alma, insan kaçırma, pusu kurma, katletme eylemleri sıradanlaşmıştır. Şeyde, CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne sağa sola laf söyleyeceğine ortağıyla oturacak. Ya kardeşim sen yaptın bunları ya. Bir de otur bakayım. Sonra da diyor ki AKP bu acıklı ve iç yaralayıcı gelişmeleri yalnızca izlemiş, yalnızca günü kurtarmanın telaşına kapılmıştır. Askeri kışlaya, polisi karakola çeken hükümet süreç zarar görmesin mantığıyla Türkiye'nin milli ve dokunulmaz haklarından teker teker vazgeçmenin bahanelerini üretmiştir. Bitti. Sorumluluk, 2015 Temmuz. Sorumluluk ortağının. Aslında. Buna devam edelim. Tamam. Peki kısa bir ara, ardından buradayız. Devam ediyoruz efendim. Burası çok önemli desiniz. Tekrar hoş geldiniz. O ilk bölümde tabii ki en çok haftanın konuşulan meselesiydi ve bundan sonra da çok konuşulacak, etkileri de olacak şüphesiz. Ve süreç yönetimiyle, algı yönetimiyle karışık neler yaşadığımızı zaten anlatmaya, anlamlandırmaya çalıştık. Ama bunun yanı sıra son olarak da dedik ki işte MHP liderinin sözleri, tepkileri, bu tepkilerde özellikle CHP İYİ Parti'ye yönelik sert çıkışları var. Ama 2015'e dönüp baktığımızda çözüm sürecine ilişkin ne dediği de ortada ve orada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne yaptığına ilişkin kendi yorumları da ortada. 2015'te işte şehitlerimizden birinin Semih Özbey'in kaçırıldığı tarih. Böyle bir durum. O zaman çok haber olmuyordu, ses çıkmıyordu ama Devlet Bey ifade ediyordu, kızıyordu yani o dönemler. Bakın ya, böyle şeyler oluyor, insan kaçırılıyor. Biz neredeydik? Biz de onu söylüyorduk. Biz neredeyiz? Biz de o zaman orada onu söylüyorduk. Evet, biz neredeyiz? Hala aynı. Hala bunu söylüyoruz. Değişen, pusulası şaşan, dili şaşan, duruşu şaşan kim? Şimdi bu işin bir sorumlusu olduğunu söylüyor. Evet. Hükümeti sorumlu ilan etmek. PKK'ya ortak olmaktır diyor. Evet. Yani devleti burada işte Cumhurbaşkanlığı ve işte hükümeti genel anlamıyla Cumhur İttifakı'nı ama 2015'te sorumluluğu kendi işaret etmişti Devlet Bahçeli. Evet. Bu böyle. AKP sadece izlemiş diyor. Bütün, yalnızca günü kurtarmış diyor. O dönem valilere dokunmayın talimatı, işte askere polise dokunmayın talimatı her tarafta, yani şehir merkezlerinin dibinde çevirip örgüt kimlik kontrolü, yol araması, yol kontrolleri falan yapıyordu. Bu çocuklar o zaman kaçırıldı yani. Bunun sonucu olarak kaçırıldı. Ondan sonra bu işten sorumlusu ben değilim. Ben miyim? Baba yani ben miyim? Bu işin sorumlusu o dönemki aymazlık. O dönemki iş bilmezlik. Hadi bütün iyi niyetimle yaklaşayım. Bir çaba çözüm süreci konusundaki fikrimi tanıyan herkes bilir de. Hadi çok olumlu bakayım. Hani samimi bir çaba vardı diyelim. Samimi bir çaba vardı. Beceriksizce yürütüldü. Öyleyse de öyle olmadı. Çok devletle örgüt ve onun sözcüleri, temsilcileri çok denk tutuldu. En büyük hata buydu. Onun sorumluluğunu o yıllarda bangır bangır dillendiren Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun siyasi anlayışını, onun iktidarını sorumlu ilan eden Devlet Bahçeli 6 yıl sonra o çocuklar aramızdan koparıldıktan sonra dönüp bu iktidarı ve Cumhurbaşkanı'nı niye sorumlu tutuyorsunuz? Ben tutmadım. Siz tuttunuz. Evet. Ya o yazı itibariyle söylüyorum. Tabii. Ben de tuttum tabii de. Ya böyle bir şey olur mu ya?
Yani çözülme sürecinde, çözülme süreci ve o dönem yapılanlar bu işin, bu evlatlarımızı kaçırılmasının yolunu açmıştır. Şimdi sonucu AKP budur. Değişti, şimdi ki, milliyetçi, şimdi daha milli duruyor, şimdi hatalarının farkında demek de yetiyor mu ya? Yani 2015'i unutturur mu mesela? Hangi milli hatalarının farkında? Ama çok sert yüklenmiş. Hangi mesela milli, milli ve dokunulmaz haklarından Türkiye'nin teker teker vazgeçmenin bahanelerini üretmiş. Bak, diyor Adalet ve Kalkınma bu Partisi. Bu ülkede terör örgütüne operasyon yapmak milli olmak için yeter koşul değildir. Bu ülkede terör örgütünün kamplarına bomba atmak milli olmak için yeter koşul değildir. Milli olmanın sadece olsa olsa gereğidir. Hı hı. Ya, o onun işidir zaten. Bir de terörle devlet mücadele olmanın, edecek devlet olmanın da gereğidir. Yani. Bu kadar basit. Milli olmanın ölçüleri milli adamlarla yürümektir. Milli olmanın ölçüsü milli konularda milli bir duruş sergilemektir. Ya Allah aşkına ya, Ankara'da milli bir davadır Doğu Türkistan meselesi. Ankara'da yerlerde sürüklenmesine tek bir cümle kurmadılar ya. Tek bir cümle etmediler ya. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin. Gerçekten onun etkisiyle midir İYİ Parti liderinin ifadeye çağrılması? Yani oradaki Doğu Türkistanlı bir genç kızın konuşması mıdır kürsüde bu ifade meselesini hızlandıran? Çünkü böyle bir şey söylemişti. Yani Akşener, onun ama dönem itibariyle bazı dönemlerde bazı soruşturmalar hızlanıyor, ısıtılıyor, tekrar getiriliyor. O dönemde de işte o Nursiman, evet, kürsüde konuştu. Ondan sonra inanılmaz bir taarruz başladı. E şimdi milli olabilmenin ön koşulu gayrimilli olan Ermeni meselesindeki çabasını tırnak içinde yine kenara koyuyorum. Gayrimilli olan Doğu Perinçek'e teslim olmamaktır. Böylesine milli bir davada Doğu Perinçek'e teslim olmamaktır milli olmak. Yasa gerek olmadığını söylüyor mesela yas 13 şeyde için. Yasa gerek var veya yoku makul mantıklı cümlelerle değerlendirirsin. İfade edilebilir. Ama tabii her 13 kişi öldüğünde 13 kişi ölmedi. Bu ağır bir ifade tabii. 13 tane şehide 13 kişi öldüğünde diyen birinin milli olmasını bekleyemezsin. Milli olmayan birine teslim olmuş Doğu Türkistan konusunda bir siyasi aklı da milli kabul edemez. Ben etmiyorum. Bu kadar. Bu kadar. Bu 18,5 yılın sonunda hala milli konularda, milli değerler ve hassasiyetler konusunda hala yapılan yanlışların bedeli ödenirken bu iktidar milli falan ilan edilemez. Zaten ya hayatında bir gerçeği, bu işi psikiyatrlar, işte toplum bilimciler neyse birçok bilim insanı bu işi bilim adamı ya da bilim İsmini kadını, koyar, evet, bilim insanı lafını da hiç sevmiyorum. Hı-hı. Uzay insanı falan çıktı şimdi, balık insanı falan. bilim adamı ya da bilim kadını bunu tartışırlar ama. Ya insanlar en çok nerede feveran ediyorlar biliyor musun? Taşımadıkları meziyetlerde, efendim sahip olmadıkları özellikler konusunda bas bas bağırıyorlar. Yani ellerinde bir teraziyle önüne gelenin imanını ölçen insanın bana göre inandığı şeye aykırı davrandığı için imanında sorun var. Elinde bilmem tartıyla, teraziyle millilik, yerlilik, evet, ölçen bir insanın geriye dön 18 yıllık iktidarında bir bak bakayım ne kadar yerli ve milli olmuş. Yerli ve milli olanlara o dönemde efendim neler, bunlar vampir, kan emiciler, morg önlerinde kandan nöbet tutanlar, kandan beslenenler diyerek ne kadar gayrimilli olduğunu ispat etmişlerden bugün milli ve yerli üretmeye kalkmanın da anlamı yok. Beyhude bir çaba. Ya hep söylüyorum, ne kıymetli bir şeymiş bu yazıhaneler, ne kıymetli şeymiş bu masalar Çiğdem ya. Bunlar ne kadar kıymetli şeylermiş ya. Ya ne kadar kıymetliymiş bu koltuk denen şey ya. Neler neler söyletebiliyor ve kimler kimlerle beraber ya. Vay anam ya. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisine yansır mı bu durum? Ne açıdan? Şöyle, yani milli bir eda ile o edayı taşıyan bir Adalet ve Kalkınma Partisi mi görürüz bundan sonra? Parti yoksa tabanı biraz daha farklı ve 2002'deki ayarına dönmeye çalışan bir Adalet ve Kalkınma Partisi mi görürüz? Ben parti grubu içerisinde bir milli hassasiyet falan beklemiyorum. O yani milli hassasiyet, MHP ile yürümek isteyen bir Adalet ve Kalkınma Partisi mi olur bundan sonra? Oo, iş büyüdü. Yoksa bir dakika biz 2002 ruhuna dönelim diyen İş büyüdü. 2002 ruhuna
2002 ruhu da yanlış başka tarifi de şey biraz böyle hani Adalet ve Kalkınma omurgalı bir tarif gibi duruyor. Hani 2002'deki formata. Tamam. Daha belki uygun. Çok 2002 gibi durmadı. O böyle işte reformlar vesaire falan, yeniden liberallerle kaynaşalım, yeniden Avrupa Birliği falan. Hani kaseti başa sarmak gibi bir evet. çaba gibi algıladım ben de önce. Ama olmuyor işte. Yani o şeyde durmuyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek sığınabileceği şey şu anda milliyetçilik mi? Şimdi şu hadise, şu hadise ve şu aralarda ya genel olarak dünyada milliyetçiliğin bir yükselişe geçtiği tabii. görülüyor. Böyle bir zamanın ruhu var. Türkiye'de de bundan bağımsız düşünemezsin. Dolayısıyla bundan elbette siyaseten nemalanmaya çalışacaktır, ancak sıkıştığı bir nokta var. Şimdi hala buna rağmen, bu yaşadığımız olaya rağmen hala Adalet ve Kalkınma Partisi mesela ortağıyla bu anlamda ayrıştığı yerler. Bak ben Devlet Bahçeli'nin o günkü konuşmasında, HDP kapatılsın grup konuşmasında evet HDP kapatılsın konusunda hala aynı bakmadıkları kanaatindeyim. Orada başka bir hesap yapıyor iktidar partisi. İşte çünkü Mehmet şöyle bir şey açıklamaları var. Da var. Özlem Zengin'in açıklamaları da var. Özlem Zengin diyor ki biz aynı yoldan geçtik. Böyle bir şey yaşadık. Dolayısıyla biz partilerin kapatılmasından değil, siyasetçilerin cezalandırılabileceği bir uygulamadan yanayız diyor. Mehmet Uçun da yine işte danışmanlarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o da benzer bir şeyi söylüyor. 2004-2005 yılları bir vesile işte bir televizyonda belki yöneticiydim. O televizyonun bir ikinci televizyonu vardı. Orada hukuk programı yapardı Mehmet Uçun. Ben o dönem AK Parti ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri düşünüyorum. Bugün Mehmet Uçum'u düşünüyorum. Nerede olduğunu bakıyorum. Mehmet Uçum'un hiçbir şeye anlam veremiyorum. Murat Bey, Habertürk ekranına çıkartılması, uzun bir süre özel bir röportaj yapılması, bunun bir anlamı olsa Mehmet gerek. Mehmet Uçum'un grupta üst düzey bir yöneticiyle çok iyi bir diyaloğu vardır. Ve çok eskiye dayanır. Hatta o programı yani bu şey olumsuz ve kötü bir ilişki değil. O nedenle anladım. İsim de kullanabilirim ben. Kenan Tekdağ'la çok iyi bir ilişkileri vardır. Medya Grup Başkanı Ciner Grubu'nun. O dönemde hatta bir hukuk dergisini birlikte Kenan Bey'in desteğiyle çıkarıyorlardı. Orada Kabaoğlu vardı, Mehmet Uçum vardı. Ben o grubun Ankara temsilcisiydim. İyi vakıfım o meselelere. Dolayısıyla oradan gelen bir hukuku var. O hukuku kullanmış, devreye sokmuş olabilir. Ya da vallahi benim aklıma acaba Adalet Bakanı olma ihtimali var mı diye. Sen de sosyal medyada o soruyu gördüm. Adalet Bakanı yok. Bence şu anda Adalet Bakanı kabine içerisinde izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ve tanıyanlardan dinlediğim kadarıyla çok pozitif şeyler söyleniyor Adalet Bakanı ile ilgili. Bazen hedefe oturtuyorlar ama çok Abdülhamit olabileceğini. Valla hedefe bir oturttuklarında kuş türünün, da kuş türünü evet, de ezdi geçti yani. Evet. O yanıyla bile. Mehmet Uçum gerçi biraz daha farklı bir ifade belki diyebiliriz. Yani bir anayasa mahkemesidir bu kararı verecek olan diye. Şimdi oradaki mesele şu. Oradaki mesele şu. Şimdi Devlet Bahçeli'nin konuşmasında araya sıkıştırılan bazı cümleler aslında o 40 dakikalık konuşma içerisinde tek mesajdır. Anlayan anlar onu ya da anlaması gereken anlar. Bazen araya böyle matematik bir şey sıkıştırılır metne. Şimdi bir yer geldi. HDP geldiğimiz noktada artık mealen söylüyorum. HDP acilen kapatılmalıdır. Bunun lamıcımı yoktur. Bu cümle bu değildi de lamıcımı yoktur. İp inceldiği kadar incelmiştir. İnceldiği yerden de kopacaktır. İp incelmiştir. İnceldiği yerden de kopacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ile HDP arasında bir ip, bir bağlantı var mı? Adalet ve Kalkınma Partisi ile olan ip var ama. Evet. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kiminle bir bağlantısı ve aralarında bir ip yani var? Ben nereye okuyacağım? Birleşmiş Milletler'le ilişkimizi kezecek diye okuyacak halimiz yok. Benim dediğimi artık yapın, Yargıtay artık harekete geçsin. İnceldiği yerden de kopacaktır. Yoksa bu mesaj bir yere. Ama siyasette de şöyle bir şey var. Burada da AK Parti kendince bir hesap yapıyor. Siyaseten bu hesabı da yapmak hakkına da sahip. Türkiye'de terör örgütüyle bağlantılı partiler, geriye doğru dön işte DEHAP, HADEP, işte BTP bir şeyler, bir sürü vardı işte parti. Onlar kapatıldığında mesela muhafazakar Kürt seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyor. Doğru, oy veriyor. Doğru.
Ancak bu partileri kapatan iktidarlara, geçmişte de bazı iktidarlara, muhafazakar kimlikli iktidarlara ya da merkez sağ kimlikli muhafazakar da barındıran iktidarlara oy vermiş muhafazakar Kürt seçmeni. Büyük kentlerde ve bölge itibariyle söylüyorum ama asıl oy büyük kentlerde. Ancak o seçmen bu partiler kapatıldığında bu işlemi yapan iktidarı bir ilk seçimde de sandıkta cezalandırıyor. Oy vermiyor gidip HDP'ye. Ama HDP kapatıldığı ya da HDP türevi partiler kapatıldığı zaman, bak geriye doğru bütün seçimleri bir incele, kapatıldığı zaman bunun kendi etnik kimliğine siyaset hakkı tanımamak olarak değerlendirip muhafazakar yanını bir adım geri çekip o etnik kökenini, yani karar verirken onu ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sıkıştığı nokta bu. Ama sıkışmış ama bugün AKP'nin genel başkan yardımcısı değil mi? Mehmet Özaseki. Biz daha çok işte Ankara'daki sözleriyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda DHKPC getirecek, PKK'lı militanlar getirecek, teröristler getirecek sizin faturalarınızı, sayaçlarınızı okuyacak demişti de dediği gibi olmamıştı. O da ayrı bir mesele ama çok ağır bir şey söyledi. Diyor ki 6 milyon seçmen, yani nereden baksanız HDP'nin seçmenleri. Onların oylarının Allah belasını versin diyor. Net bu kadar ifadesi, yani şeyi de, çünkü sesi de var, haberini de yapmıştık. Böyle bir lanet okuması söz konusu. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi açısından düzeltilmeye muhtaç bir açıklama değil midir? Yarın öbür gün bunun bir düzeltmesi gelir mi? Düzeltilmeye muhtaç şu aşamada görmezler. Ancak Ankara'da aday olduğunda büyükşehir seçimlerinde HDP seçmeninin oylarına talibim diye İstanbul'da Binali Yıldırım söylerken Ankara'da da kendisi söylüyor. Dolayısıyla evet, seçim döneminde onlar manevra yaparlar. Bu bir genetik kod. Yani işin içinde siyasi bir nema olduğunda ya da siyasi nemasına göre pozisyon alıyorlar. Bugün HDP karşıtlığı ve kendi tabanı itibariyle HDP ile CHP'yi bir ittifakta gibi sundukları için, yani bayağı kol kola bir ittifakta gibi sundukları için bugün bu tür atışlar kendi seçmeninde prim yapar. Ama yarın seçim söz konusu olduğunda çıkar yine ben HDP'nin de CHP'nin de İYİ Parti'nin de herkesin de oyuna talibim ne diye. Ne enteresan. Biz ona takla demeyelim de pozisyon alır şeklinde değerlendirelim. Ama izleyicilerimiz adını ne koyarlarsa evet, bir adı vardır, koysunlar. Ama buna acaba nasıl bir karşılık gelir ya da nasıl bir, ben işim burada yanlış anlaşıldım memurluğunun nasıl çalışacağını merak ediyorum bu noktada. Çünkü o kadar net ifade ki Allah onların oylarının belasını versin diyor. Açıklaması da ortada. Yani bu arada, topladığın zaman sadece oradan yürümüyor. Çünkü o süreç şöyle başlıyor. İşte HDP, efendim CHP'de onunla şey, efendim işte Millet İttifakı, içine Temel Karamollaoğlu da giriyor. Bu aralar Millet İttifakı partileriyle görüşen Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan da giriyor. Evet. Böyle şey büyüyor. Dolayısıyla aşağı yukarı 30-32 milyon civarında, 30 milyon civarında bir seçmene beddua etmektir. 30 milyon civarında. Son seçim itibariyle söylüyorum. Seçmen 30 milyona herhalde, düzeltiyorum. Yakın bir seçmenin ne beddua okumaktır. Seçmen de duayla karşılık vermez herhalde. Seçmen buna duayla karşılık vermez. Bu arada vermeyeceği de çok net görülüyor. Hep süreç geliyor ve iktidara hep şu hatırlatılıyor ya, işte İstanbul seçimleri için özellikle Osman Öcalan'a kadar gidildi. Abdullah Öcalan'dan mektup istendi, Osman Öcalan'a da gidildi. Şimdi burada bir şey var. İsmet Yılmaz eski Savunma Bakanı'ydı aynı zamanda. Şöyle bir ifade senin kullandı. Hemşerin, evet. Şöyle bir ifade kullandı meclisteki söz aldığında. Devlet terör örgütü içerisindeki bazı klikleri ya da işte kırılmaları ya da ayrılıkları, ikilikleri kullanır. Ama kullanır da ne için kullanır? Yani söz konusu terörle mücadele meselesi değildi ki Murat Bey. İsmet Yılmaz buraya atlıyor galiba. İşte komik olan şey o. İstanbul seçimlerinde yani, Ekrem İmamoğlu'na karşı söylem geliştirmek için mi kullanır devlet terör örgütündeki ikiliği? Kullanır. Doğrudur. Tespit doğru. Sadece bölücü terör örgütü için değil. Onun dışında siyasi yelpazenin hangi kanadında olursa olsun terör örgütleriyle mücadelede elbet örgüt içerisinde bir bölünme yaratma çabasına girer. Tamam. Bu istihbari ve operasyonel bir faaliyettir. Bunun örnekleri de vardır geçmişte. Yani PKK'dan sonra Türkiye'de o anlamda en çok konuşulan ve faaliyet gösteren örgüt işte DHKC'dir. Onun içerisinde de böyle bir çalışma geçmişte oldu. Başarılı da oldu. Olur. Ama bu örgütle mücadele için olur.
gidip de ya 3-5 tane bana 3-5 tane daha oy sağla diye güvercin takla atmak adına olmaz. Evet. Dolayısıyla yani Milli Savunma Bakanlığı yapmış bir isim şık olmadı, yakışmadı yani. O kısmının da hatırlanmayacağı düşünülüyor galiba. Yani devlet bunu yapar da bunu yapan devlet miydi? O da ayrı devlet bir konu. Değildi ki zaten. Bunu yani. Yapan devlet evet, miydi? Hükümetti. Kendi İstanbul'un partisi içinde oy istemeye kalktı ama bak AK Parti bunu yapar. Bizim hayal edemeyeceğimiz şeyleri yapar. Burada haklıdır AK Partililer. Biz hayal bile edemeyiz onların yapacağı şeyleri. Bu siyasi manevrayı ben manevra derim, öbürü takla der, öbürü bilmem başka bir şey koyar adını. Bunu AK Partililer yapar. Çünkü çok her ne kadar pragmatizminde kendi içinde bir ahlakı varsa da çok pragmatik bu konuda. Ama Abdullah Öcalan'a yazılan mektubun dikkate alınması gerektiği sözünü diyen kimdi? Buna HDP'lilere söyleyen. Olmaz. Olmaz. Yani bunu bazen öyle şeyler oluyor. Bunu hiçbir şeye şaşırmıyor. Kendini Türk milliyetçisi olarak ifade eden, tanımlayan bir partinin genel başkanı demez. HDP'ye bu kadar çok kızıp HDP'li herhangi birinin söylediği her şeyi de çok sonsuz bir güvenle karşılık vererek Millet İttifakı'na açıklanmak da bambaşka bir Çiğdem şey oluyor. Çiğdem ya bak şimdi gün itibariyle öyle bir güne denk geldik. Şimdi sen söyleyince şey oldum. 4 dakikamız var bu arada. Tamam. Sen söyleyince aklıma geldi. Bugün Fırat Çakıroğlu'nun ölüm yıldönümü. Ben tesadüf sonucu işte lisedeki arkadaşlarımla Mutat böyle yılda bir iki defa yemek düzenlediğimiz bir şeydi. Ben o gün İzmir'deydim. O gün hastaneye gittim. Ertesi gün cenazede vardım. Ve o cenazede herkes ama Devlet Bey'i aradı. Devlet Bahçeli'yi aradı herkesin gözü. Ve Ege Üniversitesi'ndeki PKK sempatizanlarının işiydi o. Yani Fırat'ı aramızdan alan Ege Üniversitesi'ndeki PKK'lı tayfaydı. Şimdi o güne gidiyorum, bugüne geliyorum. Daha hala bir kağıda imza atıp hadi ben şikayetçiyim açın şu kapatma davasını denmemiş o gerçekle yüzleşiyorum. Ve bütün bunlar bir sıradan vatandaş olarak, bırak gazeteci kimliğini, bırak siyasette görev aldığım pozisyonu vesaire falan filan. Ya bir insan olarak beni siyaset kurumundan soğutuyor. Olmamalı. Belki de amaç bu, bilmiyorum. Çünkü her şey siyasette çözüldüğü takdirde sağlıklı bir sonuca ulaşır. Sağlıklı bir siyasette sağlıklı bir sonuca ulaşır. Ama eğer siyaset buysa değil yani. Bak başka şimdi bir şey böyle söylüyor. Bir buysa siyaset yere batsın öyle hakikaten siyaset. Hakikaten yere batsın yani. Ne yapayım ki ben şimdi bu vesileyle de Fırat'ı anmış olalım. Evet, evet. Peki. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten zordu konuşurken, soru sorarken, karşılığında yaşananları okumaya çalışırken zor ama belli ki. Tenzile Hanım'ın bir lafı var ya, oraya geliyoruz biliyor musun birçok konuda. Namusumuza boğulduk. Namusumuza boğulduk. Yani çoğu noktada böyle dönemlerde namusumuza boğuluyoruz. Allah'tan bırak namusumuza boğulalım. Bu fikren de insan olarak da bir namus sahibi olduğumuz anlamına. Bunun kanıtıdır. Neyse ki. Bu yanıyla da şükür. Olumlu. Ama namusumuza boğuluyoruz böyle dönemlerde. Peki. Yoksa söyleyecek çok şey var yani. Bunun üzerine de pek de bir şey söylemeyelim. Zaten anlaşılmıştır. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Sağolunuz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizimle olduğunuz için sağ olun efendim. Desteğiniz, mesajlarınız için. Tekrar görüşelim ümit ediyoruz. Diyoruz ki tabii ki iyi haberlerle ama işte olanlar ortada. Okumaya, anlatmaya, anlamaya devam. Hoşçakalın.